Tanrı'nın insanın hayal gücünün ötesinde güce sahip olduğuna inanıyorum. Tanrı yokluktan var edebilir ama insan onu hayal edemez. Eyvallah anlıyorum. Yani İbn-i İbn Rüşd müydü diyordu? İbn-i yeah. e, Tabii ki o evreni de ezeli kabul ediyor ama evreni ezeli olduğu iddiası Eski demokratus, eski ateistler öyle zannediyordu. Ama bugünkü bilim eğer bilimsel teorilere güvenirsek Big Bang teorisi evrenin ezeli olmadığını, evrenin 13,8 milyar yıl önce ortaya çıktığını şey diyor. Yani evren ezeli değil. Zaten ezeli olsa enerji biter Peki. Diye. Şimdi ben burada tabii Allah Allah'ın varlığını yokluğunu tartışmam. Hiçbir zamanda tartışmıyorum. Çünkü bu sonsuz bir tartışma. E, fakat e, ben de şu soruyu sorayım o zaman. E, bu nasıl bir yaratımdır ki insanoğlu e, 13 13 küsür milyar yıl önce evrenin yaratıldığını, yani Tan Tanrı'nın e, evreni yarattığı anı tespit edebiliyoruz. Fakat Tanrı bu kadar yani evreni yaratabilen milyarlarca e, galaksi yaratmış olan ve, ve aklımızın alamayacağı kadar sayıda yıldızların olduğu, bir dünya, dünyada küçük bir gezegendeki insanlara kendisini e, açıktan gösterip herkesi e, şey yapmıyor, inanç yapamıyor. Çok güzel. Aynı soruyu şeye de soruyorsun. Ee, üniversite diyorsun, böylesine muhteşem bir üniversite yapmışlar. Bu kadar profesörleri var, bu kadar böyle para da harcıyorlar, binalar, minalar. Bize soru soruyorlar. Soruların doğru cevabını bir türlü bize vermiyorlar, veremiyorlar. Ne biçim bir üniversite falan? Senin ama sorduğun o, soru. O. Ama, Şimdi varsayıyorsun. Sen varsayıyorsun ki Allah istiyor ki hepimiz gerçeği görelim, böyle zorlayasın bizi dayatsın gerçeği. Şimdi soru şu, varsayayım ikinci bir varsayayım. Sınavın varsayın anlamı ki, yok ama. Ama sınavın, sınavın ve... anlamı yok. He? Sınavın an... Yani bizim önümüze konmuş olan sizin sizin ifa senin ifadenle. ...Tanrı'nın önümüzde önümüze koyduğu... ...sınavın bir anlamı yok. Niye? Çünkü yani... ...80 yıl diyelim yaşadık bu hayatta... ...yani burada... ...beni niye sınav tutuyorsun? Bir ebediyet söz konusuysa. Burada hata yapabilirim. Yani küçük bir... ...yani o ebediyete... ...ebediyete bakınca... ...bir nokta kadar zaman... ...bir saniyeden daha küçük zamanda... ...beni niye test ediyorsun? Beni niye sınava sokuyorsun? Şimdi e, Aa, biz benim e, benim benim Tanrı'nın hikmetini, Tanrı'nın hikmetini kavramak için olanaklarım da yok. Beni bambaşka bir yerde doğ, doğuruyor anam. Yok ama ama dinle, Tanrı'nın hikmetini sorgulama konusunda maşallah çok iyi olanakların var düşünüyorsun, itiraz ediyorsun. O konuya gelince itiraz etme konusunda çok yeteneklisin. Ama anlama konusunda gelince o anlamıyorum diyorsun. Hayır, hani üretiyorsun. Ben, hayır, hayır. Bak, bak şimdi anlama değil. İşte bu şimdi burada samimiyet çok önemli. Yani ben e, bilinçli olarak bugün Atasoy Müftüoğlu benim evimde ziyaret etti. Atasoyu severim. Çok, hoş bir arkadaş. E, bugün onunla da sohbet ettik. Bunu da konuştuk. Yani şunu Allah'ın varlığını yokluğunu değil. Fakat şunu konuştuk. Ben şahsen kendimi inatla ...inansızlığa hapsetmiş bir insan değilim. Ee, benim önüm’e konduğunda bir fikir konduğunda bırakalım yani Tanrı’nın işaretini boş ver. Onu ondan vazgeçtim. Bana biri e, mantıklı bir şey söylediğinde ben onu kabul edecek e, ne diyelim tevazuyu gösterecek bir insanım, olgunluğu gösterecek bir insanım. Maşallah. Ama bütün samimiyetimle söylüyorum yani e, beni ikna etmiyor. E, anlatılanlar ve üstelik şunu da söyleyeyim Edip Can kardeş, e, ya Tanrı'nın buna ihtiyacı da yok. Yani sizin benim ama başkalarının yanlış sorular soruyorsun. Bak yanlış varsayın. ben ya, kabul de, ama dinle. yani yani Tanrı'nın Tanrı'nın şu galaksinin şu ev evre, sonsuz evrenin içinde küçücük bir e, şeydeki küçücük bir dünyadaki e, insanların birbirinin kafasına e, bir şey fırlatarak Tanrı'nın varlığını ve yokluğunu tartışması kadar da bir şey yani varsa bir Tanrı Ama yukarıda bakma, gülüyordur gülüyordur. Bu itiraz diyoruz. çelişki bak bu yaptığın itiraz kendi kendisiyle çelişiyor. Farkında mısın? Yok, Çünkü bir itiraz yapıyorsun. Bir evet. itirazınla diyorsun ki burada ben o kadar biliyorum ki Tanrı böyle bir şey yapamaz. Ben bu konuda şey görüyorum diyor. İtiraz ediyorum diyor. Diyorsun ki Tanrı böyle bir şey yapamaz. Yani Tanrı'nın ne yapacağını, niyetini şey diyorsun, biliyorsun. Bütün bu konuda bilgin olmuş. Çünkü böyle yaparsa böyledir diyor. Hemen sonuca varmışsın. Hayır ve mantık buna yürütüyorum. Itiraz ediyorsun. Mantık yürütüyorum ben. Mantık yürütüyorum. O zaman Diyorum şunu ki. söyleyeyim. Mantığında yanlış varsayımlar varsa mesela evet, yanlış varsayım evet. yapıyorsun. Mesela diyorsun ki zannediyorsun ki varsayıyorsun ki Tanrı'nın senin ibadetlerine takla atmana, orucuna ihtiyacı var. Belki de, Sünniler öyle zannediyor. Bunu Tanrı evet. için yapıyorum. Tanrı'yı memnun etmek için Allah'a ibadet ediyorum. Yani ben Allah'a bir şey veriyorum. Allah bana verecek. Öyle bir şey var ama Allah'ın Kur'an'da anlattığı sen insanlara iyilik yaparsan Allah'a vermiş olursun. İnsanlara, diğerlerine nimetlerini başkalarına paylaş. Bu sanki Allah'a verdiğin borçtur. Yoksa Allah'a vermiyorsun. Allah'ın senden istediği başka insanlara iyilikle muamele etmendir, dürüst olmandır, barışçı olmandır. Ha, o zaman Allah senin ödüllendiricini söylüyor. Ha, ama onun kafasındaki Tanrı bir şeydir, bir tüccardır. O diyor ki Allah'ım ben sana takla atarak bir şeyler vereceğim. Allah'ım sen takla yiteceği git birilerine yardım et. Kendini düzelt, iyi bir insan ol. Sana yararı var. Tanrı'nın sana hiçbir ihtiyacı yok. Ama şimdi bu mantık içerisinde o düşündüğü için diyorsun Tanrı'nın bana ihtiyacım var. Yok eğer Tanrı sonsuz yaratıcı her şeyi gücü yeten sonsuz bir yaratıcısı, yaratıcıysa yaratma sıfatının bir tecellisi olarak yaratılışın en mükemmeli olan bence en mükemmeli ben de varsayıyorum senin gibi diyorum ki yaratılışın en mükemmeli yaratılan programını ver yarattığın bütün her şeyini yarattığın şeyi senin yaratış programından bağımsız düşünebilme, seçim yapabilme özgürlüğünü vermektir. Bir bir paradoks. Yani ve insan eğer oysa, eğer diyorum, başına eğer diyorum, eğer insan Tanrı'nın yaratıcılık şeyinin tecellisi olarak kendisinin verdiği programdan bağımsız özgür irade yeteneği varsa ki bence sence o yeteneğini kullanıyorsun. Sen kendin bu özgür iradenin bir şeyisin, bir kanıtısın çünkü tarihe itiraz ediyorsun diyorsun böyle olursa böyle bence bu güzel bir şey yani tanrılıkla çelişmez sadece tanrı böyle bir şeyi belki de merak ediyor merak ifadesi tanrı için gitmez ama tanrılığın bir şeyi olarak tecellisi olarak yaratılışın yani şu anda biz insanlar bir robot yapacaksak bence bizim için en büyük şey e, teknolojik e, challenge, o robotun bağımsız zihne sahip olması, kişiliğe sahip olması, özgür iradeye sahip olması en zor olan odur. Onu başardık mı artık başarılacak bir şey yok. Onun ötesinde bir şey yok challenge. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bizden bağımsız hale dönüşüyor. <laughs> Şimdi eğer buysa belki de sen ve ben onun bir neticesi olarak yaratıldık ve şu dünyada belki de bir seçim yapıyoruz. Sen az önce başlarken özgür iradenin varlığına inandığını söyledin ki bence ben bir ateist olsaydım şahsen kesinlikle özgür irade inanmazdım. Yani bilimsel şeylerle çelişiyor. Gerçeklikle bir, bir illüzyon olarak geliyor bana. Ama Tanrı var olduğu için ancak Tanrı ile mümkün olan bir paradoks olarak görüyorum. Deterministik bir evrende o deterministik evrenin dışına çıkabilen özgür irade en büyük paradokslardan birisi. Bunu olsa olsa hmm. paradoksların tanrısı, tanrı, yüce tanrı ancak yaratabilir. Nasıl yarattığını da bilmiyorum. Üzgü irademin nasıl gerçekleştiğini de bilmiyorum. Ona inanıyorum. Üzgü iradem olduğuna inanıyorum. Bilmiyorum. İ i̇nandığım ender şeylerden birisi o. Ee, neyse seni zorlamayın bu konuda. Estağfurullah. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, Tanrı'nın varlığını yokluğunu tartışmanın hakikaten sonu yok. E, o, o bakımdan anlamsız buluyorum ben. E, Doğrudur. Çok, yani çünkü kanıtlayamayacağımız şeyler var. Ben bunu e, sadece kendime söylemiyorum. Yani e, diyelim ki ateist bir arkadaşa da söylüyorum. Diyorum ki arkadaş her şeyi kanıtlamamız mümkün değil. Yani ma maddenin nereden geldiğini mesela bilmiyoruz. Madde niye var?